Hadid suresi 23. ayette لِكَيْ لَا تَأْسَوْ عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا اَتَاكُمْ. Bu haksız sevinci anlatan bir başka ayet bu. Üzüntüyle birlikte vermiş bunu Cenab-ı Hak. Yani sevilmeye değer olmayan şeyler ve bir de üzülmeye değer olmayan şeyler. Onlar ne olabilir? Bu ayet onun bir başka ayet bu. Tanımını veriyor. Önceki ayette, bundan önceki ayette, Hadid suresi 22. ayette مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ اِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ اَنْ نَبْرَأَهَا. Ya sizin kendi içinizde yahut etrafınızda isabet eden, gerçekleşen herhangi bir musibet yok ki Allah Azze ve Celle bunu vaktiyle مِنْ قَبْلِ اَنْ نَبْرَأَهَا daha yaratmazdan önce onu bir kitapta bulundurmuş olmasın. اِلَّا فِي كِتَاب yazmış olmasın. Yani öncesinde zaten kayıt altında olmuş. Bütün çevresel koşullar, değip dokunan, değişen, etrafımızda veya içimizde gelişen tüm bu koşulların Cenab-ı Hak kayıt altında olduğunu söylüyor. Ve bu koşullar değiştikçe biz bu koşullar içerisinde sınanıyoruz. Gah hastalık içinde sınanıyoruz, gah zenginlik içerisinde sınanıyoruz. Bunların hepsi kayıtlı ve sistemli bir şekilde bizi sınavdan geçiriyor. İnne zâlike alallâhi yesîr. Bu kadar kalabalığız, bu kadar birimiz birimizin koşulları diğerimize değiyor, iç içeyiz. Bunların hepsi ayrı ayrı denetlenebilir, yazılabilir, çizilebilir mi? Şöyle mi? Bu inne zâlike alallâhi yesîr. Bu Allah Azze ve Celle'ye gayet kolay. Sonra da bunu söylüyor Cenab-ı Hak. Bu ayetten hemen sonra bu ayet geliyor. Bu bilgiyi bize niye verdi dediğimiz yerde Cenab-ı Hak لِكَيْ لَا تَأْسَوْ عَلَى مَا فَاتَكُمْ. Kaybettiklerinize üzülmeyesiniz diye. Onu zaten kaybedecektim ve kaybıyla Cenab-ı Hak beni sınayacaktı. Geldik şimdi. Dün bu malı, bu varlığı verdi. Şimdi kaybettik. Bunun kaybıyla beni sınıyor. Ben görünürde işte şu ticarette makul davranmadım. Şurada aşırı gittim. Şurada şöyle yaptım. Yanlış ata oynadım. Bir sürü bununla ilgili açıklama yapıp düşünüp kendimi kınayabilirim. Ama neticede bundan hangi biriyle olursa olsun gerçekleşen sonucun Cenab-ı Hakk'ın iradesiyle, onun çevirmesiyle olduğunu bilmek durumundayım. Yani onu ben öyle yapmasaydım da kaybedecektim şeklinde bakabilmeliyim olaya. Evet, ben şöyle şöyle adım attım, yanlış hamle yaptım, o yüzden kaybettim. Kaybettikten sonra böyle bakarken ben öyle yapmasaydım da zaten kaybedecektim. Çünkü Allah Azze ve Celle bunun kaybını bana yapmış. Bu demek değil ki bir benzeri koşulda başka bir zaman karşılaşırsak yine öyle yap. Yani kaybı öyle değil. Yine yapma, en idealini sen yap yine. En doğru tercihini yap yine. Ama Cenab-ı Hak kaybetmeni takdir ediyorsa yine kaybedeceksin. Kaybetmemeni, daha fazlasını kazanmanı, koşulları o yönde çevirmek istiyorsa o zaman kazanacaksın. Gerçekleşmiş ve mazi olmuş hadiselerin hepsinin Cenab-ı Hakk'ın iradesinden geçtiğini görüp ve bunlardan ötürü üzüntüye kapılmaya, üzülmeye yer olmadığını Cenab-ı Hak bize öğretiyor. لِكَيْ لَا تَأْسَوْ عَلَى مَا فَاتَكُمْ. Böyle kayıplara üzülmememizi söyleyen Cenab-ı Hak وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا اَتَاكُمْ. Verdikleriyle de sevinmememizi istiyor. İşte haksız sevinç, yani senin elinde olmayan bir şey. Senin kazanımın olarak değil. Senin her ay Allah Azze ve Celle'nin verdiği ve aldığı, kendisi kontrol ettiği hususlar bunlar. Bu koşullar ne üzülmeye ne de sevinmeye değer şeyler. Ama bu koşullar içerisinde doğru adımlar atarsan bunlardan ötürü sevinebilirsin. Bu koşullardan ötürü yanlış işler, koşullar içerisinde yanlış işler yaparsan bunlar da seni üzmeli. Evet, yani kendi yaptığın yanlışlardan ötürü Allah Azze ve Celle'ye asi olmuşsun. Allah Azze ve Celle'nin buyruklarını dinlememişsin. Bunlar seni üzüntüye, sıkıntıya sevk etmeli. Mağfirete, tevbeye yönelmelisin. Cenab-ı Hakk'a karşı güzel bir kulluk çıkarmışsın. Bu da ilahi bir lütuf, bu da bir rahmet. Bu öyle toplaya durduğumuz dünyalıklardan daha hayırlı şeyler. O yüzden Resulullah bir vakit bir savaş sonrası sahada bir sürü becai iş yapmış, bir sürü alışveriş yapmış ve çok iyi para kazanmış veya çok iyi mal kazanmış biri kendisinin yanına geldiğinde onun o sevincini görüp ben sana bundan daha iyisini tarif edeyim mi diyor. Şurada iki rekat namaz kıl. Bu, yani o şu an içinde bulunduğun sevinçten daha fazlasını hak ediyor. Böyle bir namaz ile, Cenab-ı Hakk'a karşı böyle bir kulluk sergileyebilmek ile daha fazla sevinebilmelisin.
Başka bir hadiste Resulullah yakın bir civarda bir vadi olduğunu söylesem, orada böyle şöyle kızıl tüylü develerin olduğunu söylesem, gider giden üçer beşer yirmişer getiriyor olsa, bu ne kadar iyi bir durum değil mi? Dediler ki muhteşem bir şey yani, gideceksin hemen şu kağıdımlık mesafede bu develere sahip olacaksın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'dan önecekleri bir ayetin bunlardan kızıl tüylü develerden daha hayırlı olduğunu, böyle onların bildikleri türden sevinç unsurlarını oradan alıp buraya taşıyor. Bundan ötürü sevinmelisiniz diyor. Bunlar Allah Azze ve Celle'nin bize öğrettiği ve sevincine kapılmamızı istediği haklı sevinç unsurları iken, bunlar da haksız sevinç şeyi. Kendisine verilenden ötürü sevinmek. Bunu Rabbim bana verdi ve bundan ötürü beni sınayacak. Burada öyle çok fazla sevinecek bir şey yok ve sonra geri alacak. Böyle bakarsanız hakikaten çok fazla olayın içerisinde bir şey yok. Hatta Hasan-ı Basri'nin dediği gibi biraz da ürpermelisiniz. Yakın bir zamanda iyi bir sınavdan geçeceksiniz demek olur. Bu kadar mal geldiğine göre ağır sorular gelince insanlar nasıl sınavda ürperiyorlarsa, benzeri bir korkuya kapılmalı diyor insan. Allah Azze ve Celle bolca verdiğini gördüğü zaman. Hadid suresi 23. ayet. Vallahu la yuhibbu kulla muhtalin fakhur. Biz hep bu haksız sevince şımarıklık falan deyip duruyoruz ya yani. Bakın bu ayetin sonunda vallahu la yuhibbu, Allah sevmez, kulla muhtalin fakhur, böbürlenen ve şımarıklık eden kimseyi. Muhtal, fakhur. Fakhur böyle böbürlenen, muhtal de o haksız yere etrafına karşı caka satan işte, şımarıklık eden kimse. Her iki ifadeyle de bu sevincin bağlantılı olduğu duyguları Cenab-ı Hak ayette açıklamış.